Maçla ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbulspor'a başarılar diliyorum. Onlar da bizim çoğuyla çok vakit geçirdiğim oyuncular. Hatta bizim kurduğumuz takım. Geçen sene onlarla çok ciddi bir mücadeleden çıktık ve başardık. Onların da üzerimizde çok emeği var. Onlara başarılar diliyorum. Ülkede belki İstanbulspor'u bu kadar zor duruma düşüren bence Alanyaspor. Çok doğru set hücumları ve antrenmanlarda yaptığımız hemen hemen tüm doğruları bu maçta da gösterdik. Çok enteresan. Bunu söylemem lazım. Geldiğimiz nokta ve şu anki konum Alanyaspor'un hedeflerini tabii ki biz de her maça galibiyetini çıkıyoruz ama bugünden itibaren o çok büyük hedefi tutturduk. Alanyaspor'un geleceğine bence en azından temelleri diyelim oluşturan oyuncular oldular. Oyuncularımı bu yüzden tebrik ederim. Çok değerliydi. Bundan sonraki tüm maçlarımızı aynı oyunumuzun gücü, oyuncu performansı devam ettirerek ligi bitirmek istiyoruz. Kazası belası inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi maça gelirsek böyle bir maçtan sonra, böyle ağır bir skordan sonra neler söylenebilir? Bir şeyleri parça parça analiz etmemiz gerekiyor. Hep böyle maçlardan sonra istatistikler, rakamlar konuşan işte spor çevreleri, spor adamları olabilir. Ben o rakamlara çok inanmam. Ve aslında inanmamaktaki haklılığımı da bugün gördüm. Şöyle düşünün. İlk yarı skoru 3-0'dı. Ama ilk yarı sonunda gol beklentisi iki takımın da birbirine eşitti. Gol beklentisi olarak bakarsanız. Ama işte bu rakamlar pek bir şey anlatmıyor. Sahadaki doğru davranışları, doğru öncelikleri davranış olarak yerine koymazsanız, top sizdeyken ve top rakipteyken, rakam ne anlatırsa anlatsın, top başka bir şey anlatır size. Ve acı anlatır. Bugün olduğu gibi. Şimdi birkaç haftadır futbolcu arkadaşlara, kendi etrafımıza şu mesajı veriyorum. Hani bütün gözler üzerimizde. Size biraz garip gelecek ama böyleydi. Çünkü İstanbulspor son sırada olmasına rağmen futboluyla en çok bahsedilen takımdı. Bunun böyle olmasının aslında bir yerde de futbolcu arkadaşları için ikinci bir motivasyon malzemesi olması gerekiyordu. Sebebi de şu. Siz bu tavrı ortaya koydukça rakipler de sizle oynarken başka bir motivasyona çıkıyor. Mesela şöyle söyleyeyim size. Alanyaspor bugün bizden hariç kimle oynasaydı bu motivasyona çıkmazdı. Çünkü onlar da biliyordu ki karşılarında iyi bir takım bulacakları için sert bir yüksek motivasyonla maça başladılar. Sert bir oyun anlayışla başladılar. Biz buna cevap veremedik başından. Yani pek çok pozisyonda futbolcular doğru pozisyondaydı ama yapmaları gereken davranışı sahaya koyamadılar. İlk 15 dakika. Ki sonrasında maçı tutmak için belki pozisyonlar da yakaladık ilk yarının sonunda çok bariz gol fırsatları. Bunları değerlendirerek. İkinci yarının başında da başka bir motivasyonla başka bir stratejiye başladık. Yine kaçan bir gol ve arkasından yediğimiz goller bazen kaçırdığınız gollerdeki kaçırma şekliniz ve golleri yeme şekliniz bütün bir grubun motivasyonunu aşağı çekebilir. O yüzden de şimdi grup olarak ve bireysel olarak bir analiz yapmak zorundayız. Pek çok güzellik biriktirdik. Burada hep söylüyoruz ya düşmek, kalmak ya da kazanmak, kaybetmek önemli değil diye. Bu maçı kaybedebilirdik. Çünkü Alanyaspor bizden çok daha geniş bir kadroya sahip ve çok daha büyük hamle gücü var ellerinde. Buna rağmen şunu söyleyeyim. Bu zamana kadar biriktirdiğimiz güzellikleri asla bozmadan devam etmemiz gerekiyor son 4 maçta. Yine güzellikler biriktirerek ve bunu da bireysel sahadaki grup davranışından koparak bireysel davranışlarla ya da düşük motivasyonla kimsenin bozmasına izin vermeyeceğimi söyleyebilirim bu dakikadan sonra.